Ekinneten kelimesi şeyleriyle birlikte dört yerde diyor. Şöyle baksak, türevleriyle baksak böyle 12 yerde dedi. Muhtemelen fiilin bütün türevleriyle çıkardı. Eknentum fi enfusikum. Kendi içinizde saklamanız, kılıflı böyle saklama, Bakara suresi fiil olarak kullanılmış. Enam suresi bizim okuduğumuz ayet. Nahl suresi eknen. Bu kez yine bir saklama manası var. Şöyle ki hani mesela bir oyuğun içerisine adam kendisini giriyor, sığınıyor. Allah Azze ve Celle وَجَعَلَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا size dağları saklanacak oyuklar olarak mağaralar ve benzeri var etti. Sağlam sığınaklar olarak. Eknen kelimesinin bir benzeri. Dağ onu örtüyor. Dağ onu sarıyor, sarmalıyor, koruyor manasında. İsra suresi ekinne bu kelimenin çoğulu tek bir perdeleme değil, birkaç perdeleme, birkaç sarıp sarmalama meselesi artık katman katman anlamına gelir herhalde. İsra suresinde benzeri bir ayet varmış 46. ayette. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ يِنَا هِمْ ile öncesinde tanımlı bir gruba geri dönecek şekilde biz onların kalpleri üzerine ekinne perdeler kıldık. اَنْ يَفْقَهُوهُ anlamasınlar diye. Artık anlasınlar istemiyor Cenab-ı Hak. وَفِي اَذَانِ مَقْرَ ve kulakları üzerine ağırlık veya kulakları içine ağırlık. Böyle kimseler وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ sen Rabbini Kur'an'da tek başına andığında وَاَلَّوَ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ardları sıra basıp giderler, kaçarlar, kaçışırlar. Bunlar artık o kapalılık dolayısıyla bundan haz etmezler. Kapalılık olmadığı zaman da zaten haz etmiyorlardı. Tercihen kaçıyorlardı. Kehf suresinde benzer bir ayet. Dikkat edin bayağı bir ayette var bu ekinne. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ kim daha zalim? Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmış. Ama o فَاَعْرَضَ عَنْهَا ondan yüz çeviriyor. Allah Azze ve Celle'nin ayeti hatırlatılıyor. Şu konuda şöyle yap, şöyle et, bak Allah böyle buyuruyor dediğinizde işine gelmediği için bakıyorsunuz ya o zamandı diyor, ya şöyleydi diyor, ya böyleydi diyor. Bir çözüm ile yine meseleyi kendi istediği sonuca vardırıyor. Neticede o ayet ile amel etmiyor. Tam o ayetin sınavı kendisini hayatta yoklamışken. Ayetler böyle ayrı ayrı zamanları geliyor ve bizi gün geliyor sınıyorlar. Bazıları sıklıkla geliyor mesela. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلِ الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ayeti sık sık üzerimizden gelip geçiyor. Çünkü zaten periyodik ayette de söylüyor Cenab-ı Hak mevkuta diye. Ama bazı ayet var ki insan ömründe insanın üzerinden bir kere gelip geçiyor. Mesela miras paylaşımı ayetinde olduğu gibi. Ve sizi bir kez yokluyor. O bir kez yokladığında da bir şekilde ondan kurtulmanın bir yolunu buluyorsanız bulanlar açısından ya tümüyle kurtulmanın yolunu arayanlar açısından ayet ciddi bir uyarı oluşturuyor. وَمَنْ اَظْلَمُ kim daha zalim? مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ Rabbinin ayetleriyle uyarılmış, hatırlatılmış kimse. فَاَعْرَضَ عَنْهَا yüz çevirdi ondan. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهِ yanı sıra kendi yaptıklarını da unuttu. Kendi işlediği suçları da onları da göz ardı etti. Ayetin uyarısını ondan da yüz çevirdi. İşte bu kendisine güya özgürce bir hayat seçen kimse, Yaradan'ın buyruklarından kendisini kurtarmaya çalışan kimse. Yapıp ettiklerini göz ardı ediyor, görmezden geliyor. Uyarılardan uyarılara da sırt dönüyor. Şimdi bu tercihten bahsettikten sonra Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوا biz bunların kalpleri üzerine o perdeleri var ettik. En yefkahuhu anlamasınlar diye. Artık Allah bunların anlamasını istemiyor. O fi adani makra ve kulakları üzerine ağırlık. Şimdi sen bunları ve inteduhum ila'l huda çağırsan bile hidayete felen yehtedu izen ebede. Ebediyen artık hidayete olmazlar.
Demin söyledi ya Cenab-ı Hak, Allah basiretinizi, kalplerinizi geri alsa kim size geri getirecek? Resulullah mı geri getirecek? Getiremez. Sabahtan akşama kadar böyle bir kimseye yoğunlaşsa onu hidayete taşıyabilmek için taşıyamaz. İşte amcası örneğinde yaşanan durumdur. O kadar sevgisine rağmen uğraştı, çabaladı. Netice kişinin kendisi Yaradan'a yönelik bir adım tercihte bulunmuyor ise bir başkasının onun elinden tutup eşiği atlatması, onu hidayetle buluşturması bir başkası eliyle söz konusu değil. Kendisi buna adım atacak. Bir sonraki ders devam edelim. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekkum ve lisâirin mu'minin.